Ben henüz hala çizebiliyorum bu arada. Bu güzel bir şey. Orada çizebiliyorken açıkçası şurada da akça ağaç varmış. Kuş vidana vesaire random çıkmıyor mu? Hayır, belli başlı spam noktaları var. Onlardan birer tanesi, hepsinde çıkmıyor. Çoğunda çıkıyor. Hepsinin spam noktası var ama. PvK tekrardan hoş geldin. Buradan keskin bir aşağı iniş var. Ama ben bu keskin aşağı inişten inmeyeceğim. Direkt dağdan ineceğim. Çünkü önemli. Ebru ne yazdın öyle Stranger Things gibi? Kuleyi çizdik. Kuleyi çizdik. Şu yamacı çizeceğim. Kuleden aşağı inilen yeri çizeceğim şöyle. Götümüz dondu. Bu arada harbiden Allah rahmet eylesin. İlginç. İlginç. Oh sidir, bunları güzel odaya bırakırız bu arada mıntıkamıza. Ceresiyaz, hocam hoş geldin. Yayınları ilk kez izliyorum, bayağıdır takip ediyorum. Elimden geldiğince videoları senin oyun neden farklı görüyor bizimkinden? Bunun bir özelliği falan var. Anlamadım. Senin oyun neden farklı görünüyor bizimkinden? Yo, aynı. Neyin farklı? Oyun orijinal oyuna sahipsen, güncel sürüme sahipsen aynı oyuna sahibizdir. Steam'den oynadıysan. Korsansa, eski sürümlerse belki dandik gözüküyor olabilir. Selamünaleyküm. Ha, burada grafiklerden üst seviyede bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Grafikleri kastediyorsan en üst seviyede grafikler. Ha. Alakası yok bu arada. Orijinal tabii ki şu yemek ifadeleri sol altta yok sende mesela. Var. Sadece şeyde gözüküyor. Bir şey olunca gözüküyor. Kritik seviyeye düşünce gözüküyor sadece. Onları da şöyle ayarlar yapabiliyorsun yani buradan. Görüntü, gösterge türü bağlamsal. Sadece dikkat gerektiren göstergede gösterir. Eğer sen bunu hep açık yaparsan hep açık kalıyor. Böyle. Yani o şey değil.
Ben sadece yani dikkatimi şey zaman çeksin yani. Kritik seviye düşerse. Burada biraz ısınmak adına birkaç parça top mağazana toplayabiliriz bu arada. Yoink. Bot niye ilk kere çalışıyor? Önceden 5 dakika geç atan bot şimdi 2'şer defa spamlıyor değil mi? İlginç. Nightbot ya. Evet, yanıcı kütük dekorasyona çok güzel duruyor ama çok ağır. Evet, katılıyorum Güngör. Taşıyacağız. Üzerimizde bu arada saçma sapan bir ağırlık oluştu. Bunları götürmemiz gerekecek. Hem halattır, hem ıvır zıvırdır. Birazcık fazla. Ve burada da bir sürü kitap bulduk. Burası kütüphane ya. Bildiğin kütüphane kulübesine geldik yine. Kumaşların hepsini almayacağım sizden. Birazcık kumaş aldım. Bir kitap daha var burada. Hatta bir dakika bir şey gözümden kaçırmayayım. Nasılsa benim fenerim full. İkinci ekrandan bakıyorum sırf görmek için de. Fenerin yakıtını bitirmek için ne kadar muazzam bir yöntem yaptım az önce. Peki. Yay 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 yay. Oo, kaç yemek var burada. Ne kadar güzel. Ne kadar da hoş. Hadi ben gidiyorum. Güzel bolca bir çizim yaptık. Buranın dönüşünü de çizeriz gerekirse. Eğer karanlık bölge falan varsa. Ki şu an buradayız. Şu bölgeyi çizebiliriz. Hayırlısı. Ooo, İzmir'de PC malzeme satışı ve teknik hizmet veriyorum. Bir ihtiyacınız olsa memnuniyetle karşılarım. Yardımcı olurum demiş. Öyle. Güzel. Güzelmiş. Reis bir mütecavız mı? Hayır. Hedef 500. Başlıkta yazdığı gibi. Başlıkta da yazdığı gibi hedef 500 efendim. Balık pişirirken ne kadar gaz yağı geliyor? Balık başı kilogram başı mı? Balık kilogram yani balığın ağırlığı ne kadar fazlaysa o kadar geliyor. Çok dandik balıklarda 0.01 bile geldi oluyor. Genelde mesela dandik balıklarda 0.103 çıkıyor. 001 ile 003 arası çıkıyor. Son balıklarda ise 005 ile 0015 arası falan geliyor. Tabii ki de hedef 500 yaptığımız her serinin canlıyında olsanın dahi eğer çok büyük bir teknik yaşamazsak her serimiz şey olarak geliyor efendim. Videoları parça parça video şeklinde geliyor. Yayın tekrarları ama sizlere kapalı. Yayın tekrarları abonelere özel efendim. Gerçi geçtiğimiz yayının tekrarını daha açamadım aboneler özel. Onu açacağım. Sonra da bu yayın da... Bu yayın yarın sabah kapanacak. Aboneler özel olacak. YouTube o zaman ayarlıyor zaten. Ama seri şeklinde... Yani bölümler, parça parça bölümler şeklinde sizlere sunulmaya devam edecek bölümler. Videolar.
Ben buralarda Moose avladım ilk Moose'umu. Burada Amerikan giyi pek yok ya. Şey de var. Bizim mıntıka da var. Direkt buralarda çıkmıyor. Çıkmaması lazım. Ben Red'e bir Moose almıştım bari ya. He sen şeye gittiğin zaman PlayStation'da oynadın değil mi? Agent. Abi Far Cry Twitch'te mi olacak? Karışık. Ünlem takvim yazarak ya da aşağıda açıklamalarda da vardır takvimin linki. Yayın programına bakabilirsiniz. Yarın oynayacağız muhtemelen. Yarın var mı Far Cry ya? Yarın Far Cry olabilir. Ölüyoruz. General gelmiş. Her videoyu izlemesem de hepsine like atıyorum. Çoğu güzel seriler. Eyvallah çok çok teşekkür ederim. Ya her videoyu üstten izleyemeyebilirsiniz. İzleyemeyebilirsiniz. Çok fazla günde 4 hani gaza hani elimde çok video olduğu zamanlarda günde 4 video gibi bir rakam geliyor. Ulan ben bile izlemem yani hani hepsini. Ama serilerimden memnunum. Güzel elimizden gelince güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ama her oyun herkese hitap etmesi tabii ki de. O yüzden birazcık daha seçici davranacaksınız tabii ki de. Far Cry'ı ben de çok sevdim şimdilik. Vallahi hani yarın gelse de oynasak diyorum aslında. Önümüzdeki günlerde bolca Far Cry göreceksiniz kanalda. Bağışlatılıyor tabii ki de. Atabilirsiniz. Linkler çalışıyor. Onları ayarladım. Yani ekranda gözüküyor artık. OBS ile alakalı sağlam bir... Bu arada muhtemelen atarsanız iki kere çıkacak ses de. Neyse onları... Sıkıntı yok yani. Siz ben OBS'i en kısa süre içerisinde optimal hale getireceğim. Şu an şey yapmaya çalışıyorum. Şu Twitch ile YouTube ayrı ayrı sekmeler halinde. Şu an bir sahne var bende. 20 tane sahne var şu an radyo oyunda dahil. O sahneleri azaltmam lazım. Çok fazla saçmalık var yani. Bu gereksiz saçmalık OBS'i de biraz kastırıyor. O yüzden onu benim optimize hale getirmem lazım OBS'i. Onun çalışmaları devam... Ooo! Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Kimler gelmiş ya? Nerede o Amerikan geyi? İlk Moose'u mu? Halil abi demiş. Halil! Vallahi kalbin temizmiş ya. Moose dedin çıktı yala. Ünlem takvim komut arkadaşlar. Bizim bot komutlarını kullanmak için başına yazdığınız komutun başına ünlem koymanız gerekiyor. Ünlem takvim yazarsanız komutlar çalışıyor yani. Ünlem takvim, ünlem PC, ünlem YouTube, ünlem Twitch, ünlem Twitter gibi komutlarımız, ünlem Discord gibi komutlarımız var. Nightbot teşrif ederse Nightbot sizlere bu komutları yazdığınızda sizlere ahanda kafana link atıyor böyle çat diye. Dur ben bir kolumu bacağımı bir düzelteyim de. Bir izninizle. Biliyorum burada çıktın canım. Buradakini öldürdüm ben zamanında. Ama bu seride daha çıkmamıştı. Puh Allah belasını versin. Hayır. Hasta olabilirim. Yaralı olabilirim. Ama o Amerikan giyiği ölecek. En azından derisini alacağım. Neyse gebermişken şunu da yiyelim. Mert Yörüt hocam hoş geldin. Selamlar. Nightbot çalışmıyor mu? Burak atıyor değil mi bot yerine? Bir daha zehirlendik. Evet. Muazzam. Combo. Combo breaker oldu bildiğin. Peki. Şu enerji içeceğini de ver bakayım bana. Daha az bulacak olabilir. Bir de şimdi kaburgaları kırdırırız var ya. Oh ne kadar güzel olur ya. Oha
Ağır kesici yetmedi lan. Var mı dandik mandik bir şeyler? Kaliteli varmış. Neyse ağrı kesici de ya, ağrısın ya. Çok doğumlu değil. Bu arada. Üzerimdeki şu ağırlığı bir bırakıyorum. Bu nedir? Bunu at buraya. Üzerimde saçma sapan ağırlıklar var. Atacağım atacağım. Şu çöp kutusuna... Şunları atıyorum. Şimdilik şöyle dursun bu. Al da bir saniye. Ne oldu? Kaç kiloyuz? 28 mi? Okey. Hadi let's go. Emaneti çekelim abi. Neyse. Emane getirin. Daş var mı daş? Çektik emaneti. Bir enerji içeceğimi de içeyim. Birader selamun aleyküm. Nasıl ya? Hayalet mi gördüm ben? Ayak izi de yok. What the fuck? Ya boş enerji içtim ben ya. 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 Ya arkadaş. Delireceğim. Yoktan var oluyor lan bu. Vallaha. Vallaha hayalet. Vallaha hayalet. Avlanırken dikkat edeceğimiz husus tuzağı, hayvanın tuzağı görmemesi. Görmedi. Sıkıntı yok. Yes! Yes! Hele 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 hele. Hele 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 hele. 45 kilo ne ya? 45 kilo ne ya? Hacı ben bunun postunu alıyorum. Sonra gidip yatıyorum. Ölmeden önce.
Onun bir kaza gelmesin başında. Postunu alayım da ölmeden önce. Hastayım, çok yorgunum. Hayatta çok çabuk burada yoruluyoruz hastalık yüzünden. Dinlenmemiz lazım. Uzaktan kurtlar da geliyor sanki. Yarın sabaha kalırsa alırız. Şunlardan biraz kemireyim bakayım. Bir de parazit yakalasın beni de. Güzel güzel. Tek attığımız için sıkıntı yok. İki mermi de öldürmüş olmak güzel. Yani Amerikan giyini iki mermi worth it. Şuna baksana bildiğin halı ya. Hani Panda'nın bir tane ev videosu var ya Enis Kirazoğlu'nun. Halıda yuvarlanıyor Panda şöyle hele hele diye. Vallahi ben de yuvarlanacağım resmen. Şuna bakar mısın ya? Bir halı kadar var yani, yuvarlanırsın üstünde. Mesela bu taraftan çok güzel böyle kliplik işe çıkar yani. Çantamı yap... İlk tabii... ilk çanta yaparım ya. Bunda çok taşıma kapasitesi önemli. Şu an için kıyafet sıkıntısı yaşamayız. Kurt derisi kıyafetle idare ederiz şimdilik. Şey olsa, mütecavüz oynasak kesinlikle şey yaparım bu arada. Hani zırh yaparım. Ama izcideyken çanta yaparım. İlk öncelik. İki çanta takılmıyor. Miceka gelmiş efendim, aleyküm selam. Başka bir belirli tayfa üyesi. Hey yavrum be. Bugün yeni belirli tayfa yok ya. Arkadaşlar belirli tayfaya katılın ya. Vallahi iyiyiz, güzeliz bence. Yani bu Amerikan geyiğinin üzerine bir belirli tayfa da yok mu? Yok mu arttım? Bak müziğimizi de açtık. Keyfimize geldik. Keyfimiz yerine geldi. Şurada... Kaç parça odun alayım. Güzel. Oyun görseleri çok güzel ya. Güzel ışıklar da güzel yani. Aideris yok mu zaten? Var. Kuruyor. Yukarıda. Bir tanesi de burada zaten. Bu Amerikan geyiği. Daha ikisi kurumadığı için ayı derisinden bir şey yapamam şu an. Kuruması lazım. Şurada ben biraz daha uyuyacağım bu arada. Kuzey ışıklarında dışarı çıkıp da Amerikan geyiğinin etini alamam yani. Berem, güzel berem. Tabii canım. Berelerinizi alın arkadaşlar. Bakınız muazzam berelerimiz bulunuyor. Birazcık bere alın. Çok güzel beremiz var. Hadi bakalım. Bana okumadık kitabımız kaldı mı ya? Şu kitabı okuduk mu? Okuduk. Bunları da okuduk. Hepsini okumuşuz kitapların ya. Yazıklar olsun. ABD 500'de amaç ne? 500 tane ayı öldürmek. Evet. 500 ayı, 500 kurt, 500 balık, 500 kuş, 500 litre su, 500 500. Evet. 500.
Yani next okulda bir gitar askısı istiyorum. Oha. Gitar askısı derken ha şey. Oyuna sardın. Çok çok şey ya. Başverin. Ama gitar standı ayarlayabiliriz. Bakın yani. Marangozluk işlerinden gitar standı ayarlayabiliriz yani. Patrick'e hoş geldin. Evet 500 ağır kesici 540 kaburga tabii ki de tabii ki de. Hala burada duruyor ha. Yoink. Selamünaleyküm. Evet birazcık donmuş. Geyiğimiz var. Selamlar efendim, hoş geldiniz bu arada. İyi günler arkadaşlar. Cavuz olsa anında fırtına çıkardı. Tabii canım. Cavuz olsa biz bunun 5 kilosunu ancalırdık yani. Bu arada iki tane ateş yapmamız yok mu ya? Yapayım öyle bir manyaklık. Var mı? Var mı malzememiz? Var abi var. Uş kabuğu yakacağım. Semine selamlar. Can etin hepsini al bir gün. Bir gün ayı bir gün geyik eti. Tamam. Tabii canım tertemizinden. Geyik eti çok iyi. Oyundaki en iyi etlerden bir tanesi ya. Peki bir tane daha yapmamız yok mu? Cavuz o kadar zor değil. Rahat 200 yaşarım. Yaşarınız evet. Ya öğrendikten sonra sıkıntı değil arkadaşlar. Neyin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. En büyük ihtiyacınız olan en büyük bilgi o. Bir de ondan sonra dikkatli olmanız lazım. Ama bilgi eksikliği ve yapacağınız şeyin yani doğru karar verememek sizlere çok da, çok zorlu bir oyun deneyimi sunuluyor. Hani mütecavız. Bilgisizlikle yaşayamazsınız yani hayatta kalamazsınız. Güzel. Drop mu oldu? Hayır drop yok. Drop yok. Bakayım. Evet drop olmuş. Shit drop oluyor. Neyse yemek yapıyoruz ya drop olsun. Bir sıkıntı olmaz. Çok bir şey kaçırmıyorsunuz. Sesimi duyduğunuz sürece sıkıntı yok bence. Drop olacaksa şimdi olsun. Yürü ya drop.
Drop. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hayalet geyik güzeldir. Ya hayır, 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 hayır ya. Ne kadar güzel pişirdim ben bunları ya. Üzdünüz. Bunları bir taşıyayım da. Şuraya koyalım şunları. Öf, 21 kilo ne ya? Bırakıyorum yere birazını. Ama bence iyi bir de mal yaptık yani. Şuna bakar mısın? 10 kilo, 15 kilo kartla sıktık yani. Oğuzhan hoş geldin. Ne oluyor? Aa! Ebru! The Walking Dead is Life Strange. Okuyamadım. Bir saniye. Hemen okuyacağım. Okuyamadım. Kusura bakma şu an hafiften drop. Niye oluyor drop lan manyak? Bunu Streamlabs açtım sadece. Yok yok oldu. Teşekkür ederim. Gelmiştir şimdi. Ha. Ebru Kırmızı 65 lira göndermiş. This War of Mine, Life is Strange gibi serileri de bir de senden izlemek isterim inşallah yakın zamanda. This War of Mine'ın Telltale'ını oynayacağız. Yakın zaman olmaz ama onu oynayacağız. O benim listemde. Life is Strange'i ben zamanında 2 kere bitirdim canlı yayınlarda. Şu anda drop var, kusura bakma. Arada drop giriyor. Ya niye Allah Allah gece yarısına gidiyoruz, nasıl drop giriyor ya? Life is Strange şöyle söyleyeyim. Life is Strange çok iyi giderken potansiyelini o kadar kötü kullandığı için 5. bölümde gördüklerim o kadar gerizekalıca bir finali yapmışlar ki en finalinden bahsetmiyorum. En son sahnesini sen biliyorsundur. En son sahnesinden bahsetmiyorum. O zaten kesindi. Onun da acıdan belirtileri vardı. Ama ondan önceki 5. bölümün diğer kısımları o kadar kötü yazılmış ki ben delirdim. Life is Strange'de bu kadar potansiyeli kötü harcanabilmek nasıl becerdiniz diye. Yani benim Life is Strange benim gözümde çok kötü yani. Yani 10 üzerinden 6. Vasatın üzerinde bir oyun. Ya çünkü benim için deneyimi tamamen yok etti yani. 10 üzerinden olmazsa bir daha bir muhabbet yapabiliriz yani. Ben zaman zaman sövmeyi seviyorum yani şeyi. Çok bir potansiyel boşa harcama çünkü. Drop giriyor. Şu an aslında geç gözükmesinin sebebi arkadaşlar biraz da yayının geç gelmesi ya. Droplardan falan kaynaklı olaraktan onun da sebebi olabilir yani. Kusura bakmayın. İşte bu arada drop çok arttı. Olmazsa oyun yayınını birazdan bırakacağım. Çünkü droplar çok arttı. Çok da yayını etkilemesin. Şu an aslında üşümüyoruz ya. Üşümüyorken en azından bugün birazcık daha verimli kullanabiliriz. Belki biraz daha et alabilirim.
Unutmadan bu kömürleri alayım da. Seslerde bir kesilme oldu mu arkadaşlar? Yani sesim şimdi ya da geldiyse sıkıntı yok. Bir saatlik et topluyorum. Yine drop girdi. Bıçağı her sokuşumda drop giriyor arkadaş. Tamam, görüntü donuklasın, yapacak bir şey yok. Peki, tamam. O zaman bir sıkıntı yok. Bir şey kaçamadınız. Neyse kral, ben uyuyacağım, sana lanetli geyin drop'unla hoşçakal diyorum. Yarın okul var. Hadi görüşürüz PvK, görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de şunu geyin alabilirsem bir de şeyini alacağım. Oo, yemek yiyeyim, yemek yiyeyim, dur. O kadar geyik eti aldık. Bir onu bir gömçüreyim ben. Taşıma kapasite bonusumuzdan feragat etmeyelim. YouTube'dan izleyenler kusura bakmayın. Videoları izleyenler dediğim gibi çok sıkıntı yaşadık droplarından dolayı birazcık. Görüntü boktanlaşabilir. Ama şu an için ekstra muazzam bir şey de yapmıyoruz yani. Gideyim alabilirsem şu bağırsakları da alacağım. Normalde çok uzun süreli toplamalar yapmam ama direkt bunu yapacağım. Çok uzun süreli toplamalarda çünkü vahşi hayvanlar dışıyor. Üzerinde biriken kokular yüzünden. Ama ayıyı da ve buradaki kurtları da öldürdüğümüz için birazcık rahattık. 12 bağırsak aldık. Bu arada Amerikan geyiğini %100 lootlamış olduk böylelikle. Hey yavrum hey. Hey yavrum. Hey. Yay. Bu arada evet, ses efektlerini ayarladım. Kullanmıyorum ama evet yani var. Güzel uyuyoruz. Ve efendim YouTube tarafına. Chat ayrılma bir yere. Hedef 500'ün bugünlük sonuna geliyoruz. Şu anda hala droplu bir şekilde bunun sonuna geliyoruz. Umarım sesimi alıyordur. Umarım kaydımız düzgün bir şekilde yapılıyordur. Görüntü donacaktır. Hebere 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 Pixel MNX. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve yorumları eksik etmezseniz, hatta hashtag algoritma ile YouTube'a karşı olan savaşta ya bize yardımcı olursanız çok 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 mutlu olurum. Bu arada Ebru, çok çok teşekkür ederim desteğin için. Ayrıyeten selamlar. Birazcık droplardan dolayı senin bağışta araya kaynamış oldu ama üzül yani, kusura bakma. Bunun yanı sıra abone olun, tıklayın, çan da var, tıklayın, üzerine bir de katıl butonu var, bir bakın, göz atın. Size bir sürü şey sunmaya çalışıyoruz. Emotlarımız var. Bere logomuz var. Bunlara kavuşuyorsunuz ve bunun üzerine bir sürü Discord'da özel yetki, ıvır zıvır, işte canlı internetle iletişim, size özel toplulukla bazen sorular, anketler açıyorum. O yüzden katılabilirsiniz. Desteklemek için kanalda güzel bir yöntemdir açıkçası. Ki Şubat ayından itibaren güzel çekilişler de geliyor. Aklınızda bulunsun. Bunun yanı sıra sizlere özel olacak. Bunun yanı sıra hatta bizim katıl butonuna tıklayıp kanalımızın sponsoru olan Gürkan Devrim Marol, Ufuk Erol, Bay Kelleci ve Emre Yeşil Yurt'a çok 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 teşekkür ederim. Kanalın sırtlayıcıları efendim, kendileri bizim
kalbimizde yerleri yapıldı efendim. Bunun yanı sıra altın bereli olarak da İbrahim Kural da yerini almış durumda. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Baş baş.